Enerji verimliliği ile ilgili konutları dikkate aldığımızda kara deliklerimizi şöyle özetleyebilirim. Bir tanesi davranış biçimlerinden kaynaklanan ciddi israfımız var. İkincisi binalarda yalıtım yetersizliği. En büyük sorunların başında geliyor. 2000 yılından sonra yapılan bütün yapıların ki zorunlu standart o tarihlerde yürürlüğe girmişti. Tamamının standartlara uygun yapıldığını varsaysak bile ki olmadığını siz de biliyorsunuz biz de biliyoruz. Büyük ihtimalle 2000 yılındaki 15.6 milyon civarındaki yapı stoğunun çok büyük bir kısmı hiç yalıtımsız. Yalıtım dediğimizde sadece mantolama gibi düşünmeyin aslında. Yani belki burada bugünkü tema, ana tema mantolama ama bunun pencere, camlı sistemler, kapılar da dikkate aldığınızda olayın boyutlarının çok daha büyük olduğunu söyleyelim. Biz tabii Enerji Bakanlığı olarak her ne kadar bugün gene tema mantolama olsa da binalarda yalıtım konusuna bir bütün şekliyle bakıyoruz. Dış duvarın mantolama dahil duvarlarda alınacak tedbirlerle birlikte mutlaka ve mutlaka kapı ve pencerelerinde buna dahil olması gerektiğini düşünüyoruz. 2002 yılında geldiğimizde Türkiye'de ısı yalıtımından örnek vereceğim. Isı yalıtımı malzeme miktarı, kişi başı tüketim miktarı 0.13'lerde filandı. Bugün geldiğimiz noktada 0.25'lere çıktık. Demek ki 2'ye katlamışız kişi başı yalıtım malzemesi tüketiminde. Ancak mantolama örneğinde çarpıcı bir durum var. Biz Avrupa'nın en büyüğüz. Bugün sanıyorum 70 milyon metrekarelerde mantolama yapılmakta ülkemizde. Avrupa'nın ciddi firma, ülkelerinin önünde gidiyoruz. Almanya örneği bizden çok daha az. Ya da mukayese edilebilir Fransa örneği çok daha az. Ancak burada bir tezatlık var. Onların kişi başına malzeme tüketimi bizim 5 katımız, 6 katımız. Bizim 0.25 olarak tükettiğimiz kişi başı malzeme Avrupa'da Almanya örneğinde 1 metreküplere çıkıyor. İskandinav ülkelerine doğru gittiğiniz zaman Danimarka'da falan 1,5 metreküpü buluyor. Bu şu anlama geliyor. Demek ki bizim ülkemizde yapılan uygulamalar yetersiz. 70 milyon metrekareyi az önce şeyde de gördük, duyduk. 4 santimden başladı, 2,5 santime kadar mantolama yapıldığından bahsetti. Bunun bir işe yaramadığını bilmemiz lazım. Bugün standartların öngördüğü iklim bölgelerine göre değişen 5 ila 8 santim arasında kalınlıkta kullanmamız gerekir. İzin verilen enerji limitlerini yakalayabilmemiz için. Ancak bu günümüzde Avrupa 2020 yılında geçeceği pasif binalar ya da sıfır enerjili binalar noktasında değerlendirdiğimizde bizim için hakikaten bunu yapmış olsak bile bütün binalarımızı 5 santimle mantolamış olsak bile ya da ısı yalıtımı yaptırmış olsak bile döneceğiz başa tekrar daha kalın malzemelerle uygulama yapacağız. Onun için buradan belki hemen ne olması gerekir çözüm noktasına baktığımız zaman hemen yarın bakanlıklarımız, ilgili bakanlıklarımız konunun daha az enerji tüketecek evlere doğru yol almamız için bizim U değerleri dediğimiz ısı dirençlerini artırmamız lazım. Enerji limitlerini düşürmemiz lazım. Bu şu anlama geliyor. Daha kalın malzemelerle bu uygulamaları yapmamız lazım. Bizlerin de 2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için enerji verimliliğini arttırarak nihai enerji tüketimini düşürmemiz gerekiyor. Bu amaçla da bir takım bireysel veya daha farklı organizasyonlarda çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi mantolama. Siz binanızın mantolamasını yaptığınız zaman enerji tüketimini azaltıyorsunuz ve dolayısıyla binanıza bir katma değer yaratıyorsunuz. Kendinize de aynı şekilde konfor şartlarınızı iyileştiriyorsunuz, enerji maliyetlerinizi azaltıyorsunuz, iklim değişikliğine de önleme noktasında katkıda bulunuyorsunuz. Bu noktada bina enerji performans yönetmeliğine göre 2 Mayıs 2017 tarihine kadar mevcut bütün binaların enerji kimlik belgelerinin alınması şartı getirdi devlet. Enerji verimli kanundan sonraki diğer mevzuatlar. Dolayısıyla binanızda
2 Mayıs 2017 yılına kadar enerji tüketim sınıfınızı belirleyebilmek için bir enerji kimlik belgesi almanız gerekiyor.